Dünya tarihi insanların bazen yöneticilerine, bazen yönetildikleri rejime, bazen daha farklı şeylere karşı memnuniyetsizlikleri, ihtirasları, şahsi çıkarları için gerçekleştirdikleri darbeler ve başkaldırılarla doludur. Bu darbelerden ve başkaldırılardan nasibini çok kez Osmanlı Devleti de almıştır. Bunlardan bir tanesi ise Sultan Abdülaziz Han'a yapılan hain darbedir. Başlarında Erkan-ı Erba denen 4 kişinin bulunduğu, içerisinde bazı paşaları ve rütbeli askerleri barındıran bir ekip, Sultan Abdülaziz Han'ı ellerinde yalanlardan oluşan bir fetva ile tahtından indirmiş, ilerleyen günlerde içlerinden gözü dönmüş bazı şahısların emriyle de intihar süsü verilip şehit ettirmişlerdir. Abdülaziz Han'ın tahttan indirilmesiyle beraber darbeci ekibin çıkarları gereği başa gelmesini istediği, zaten veliahtta olan Şehzade Murat Efendi tahta geçmiştir. Lakin geçirilen olayların da tesiriyle 5. Murat namıyla padişah olan Murat Efendi, akli melekelerini kaybedip devleti yönetemeyecek bir vaziyete gelmiştir. İhtilalci kadro bu hal karşısında istemeseler de Şehzade Abdülhamit Efendi ile anlaşıp Murat Efendi'yi tahttan indirerek Abdülhamit Efendi'yi tahta geçirmek zorunda kalmışlardır. Abdülhamit Efendi'nin saltanatının ilk yılları 93 Harbi'nin de çıkmasıyla oldukça çalkantılı geçmiştir. Savaş hususunda isteksiz olduğu halde ihtilalci kadronun baskısıyla savaşı kabullenmeye mecbur kaldığı ve hatta savaş esnasında verdiği emirlerin düzgün ve zamanında iletilemediği halde savaşın sonundaki ağır tablo ve Ayastefanos anlaşmasının faturası Abdülhamit Han'a kesilmiştir. İşte böyle karışık bir dönemde Ali Süabi topladığı 250-500 kadar taraftarıyla bir harekata girişmiş, 5. Murat'ın tahttan indirildikten sonra ikamet ettiği Çırağan Sarayı'na baskın vererek onu tekrar tahta çıkarma teşebbüsünde bulunmuştur. Lakin devletine ve sultanına son derece bağlı bulunan Beşiktaş Muhafızı namıyla bilinen 7-8 Hasan Paşa tarafından sopayla başına vurularak öldürülmüştür. Peki bu Ali Süabi kimdir? Ali Süabi. Ali Süabi, Kasım 1839'da İstanbul Cerrahpaşa'da dünyaya gelmiştir. Babası Çankırı'dan İstanbul'a yerleşmiş, geçimini kağıtçılıkla sağlayan fakir lakin dürüst bir insandır. Ali Süabi'nin tahsil hayatına nerede ve nasıl başladığı tam bilinmemektedir. Lakin bir kısmı Ulum gazetesinde yayınlanan Yeni Osmanlılar Tarihi adlı hatırata göre Davut Paşa Rüştiyesini bitirdikten sonra Babı Seraskeri'yi de Dersaadet Yoklama Kalemine girmiş, burada katip olarak çalışmıştır. Bu sırada cami derslerine de devam etmiştir. Daha sonra Bursa Rüştiyesine muallim olmuş, fakat bir yıl kadar bir süre sonra uygunsuz davranışlarından halkın şikayetçi olması üzerine buradan ayrılmak zorunda kalmıştır. Davut Bayraklı'nın Konuşan Tarih 3 adlı eserinden devam edecek olursak, daha sonra Simav'da yine bir rüştiye yani orta mektep muallimliği yapmıştır. Ancak yine şikayet üzerine buradan da ayrılmak zorunda kalıp kalemdeki görevine geri dönmüştür. Ali Süabi, Sofya ve Filibe'de de çalışmış ancak buralarda da tutunamamıştır. Hacca gitmiş, hac dönüşü bazı şehirlerde verdiği ateşli vaazlarla, kuvvetli hitabetiyle ve dinleyenleri tesiri altına alma meziyetiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Gazetecilikle meşgul olmuş ve yazılarında yazı dilini değiştirmek iddiasında bulunmuştur. Bir dönem Jöntürklere katılmış, millet ve hatta hükümet gizli Jöntürk cemiyetinden onun yazıları vesilesiyle haberdar olmuştur. Ali Paşa aleyhindeki yazıları sebebiyle gazetesi kapanmış ve Kastamonu'ya sürülmüştür. Bunun üzerine Jöntürklerin Mısırlı hamisi Fazıl Paşa, Ali Süavi'yi Avrupa'ya davet etmiştir. Namık Kemal ve Ziya Paşa ile 1867'de yurt dışına kaçarak Londra'da Muhbir gazetesini çıkarmıştır. Mary adında bir İngiliz kızla tanışıp evlenmiştir. Daha sonra Paris'e geçip evlendiği kızın maddi durumundan yararlanarak yine bir gazete çıkarmıştır. 1870'te anlaştıkları çizgiden ayrılmasından sebep arkadaşlarıyla arası bozulmuştur. Bayraklı kitabında Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın Ali Süabi'yi yakından tanıdığını söylemiş ve Namık Kemal'in Abdülhak Hamit'e yazdığı bir mektupta Ali Süabi için yazdıklarını nakletmiştir.
Yazılanlar ise şunlardır. Onunla 2 sene arkadaşlık ettim. O öyle bir adam ki garasker ve dünyada misli görülmedik bir şarlatan idi. Ben her şeye öyle kolay inanmadığım halde bana kendini 7-8 dil biliyormuş gibi gösterdi. Halbuki Arapça'da bir satır yazabilecek adam değildi. O kadar cahil, cehaletiyle beraber o kadar da mağrur idi. Türkçe 3 satır bir şey yazsa aleme maskara olurdu. Kendisini davet ettirmek için Avrupa'da meşveret aleyhinde yazılar yazardı. Daha sonra yanında çalışan bir Rum'un matbaa aletlerini çalıp satması üzerine Ali Suavi'nin gazetesi kapanmıştır. Ali Suavi, Sultan Abdülhamit'in Mithat Paşa vasıtasıyla daveti üzerine 1876'da İstanbul'a dönmüş, hatta Abdülhamit Han kendisini sarayda kabul etmiştir. Daha sonra da ona mütercimlik vazifesi vermiştir. Said Paşa vesilesiyle de Galatasaray Lisesi müdürü olmuştur. Lakin tutarsız tavırları sebebiyle mektebi karıştırmış ve yine görevden alınmış, yani azledilmiştir. Bu olaylardan sonra Ali Suavi büyük bir hata yaparak karanlık bir şahsiyet olan Cemaleddin Efgani'yi bir konferans vermesi için İstanbul'a davet etmiştir. Efgani, verdiği konferansta kullandığı cümleler sonucu zındıklıkla suçlanıp sınır dışı edilmiştir. Ki bu cümlelerin biri, İslam ilmi terakkiye manidir cümlesi olmuştur. Neticede işin ucu Ali Suavi'ye de dokunmuş, Ali Suavi işsiz kalıp geçim sıkıntısına düşmüştür. Ali Suavi'nin işsiz kaldıktan sonra İngiliz ve Ruslara yaklaştığı yönünde bir iddia da vardır. Kitabında Ekrem Buğra II'yi referans gösteren Bayraklı, İngilizlerin muhtemelen Abdülhamit Han'ın kendilerine güvenmediğinden şüphelendiklerini ve bu sebeple onu tahttan indirip İngilizlere daha yakın bir isim olan 5. Murat'ı tekrar tahta geçirme isteklerinden bahsetmiştir. Ama bu iş için Bağbali'de İngiliz menfaatini düşünecek bir isim kalmadığından ve Mithat Paşa'nın yokluğundan sebep İngiliz sefirleri Ali Suavi'ye yönelmiştir. Ali Suavi 1878'de 5. Murad'ı tekrar tahta geçirmek için İngilizlerin yardımıyla Üsküdar Cemiyeti'ni kurmuştur. 93 Harbi sonrası İstanbul'a gelen bazı Filibeli muhacirleri vaatleriyle etrafına toplamıştır. Sonra sayıları 250-500 kişiye ulaşan taraftarlarıyla 20 Mayıs 1878'de Çırağan Sarayı'nı basmıştır. Tam amacına ulaşıp 5. Murat'ı kaçırmak üzereyken, hadiseyi duyan ve yanında birkaç polisle Çırağan Sarayı'na gelen 7-8 Hasan Paşa'nın kafasına indirdiği sopa darbesiyle ölmüş ve bu hal üzerine taraftarları dağılmıştır. Ali Suavi'nin karısı olan Mary ise olay gecesi kocasının evraklarını yakıp bir gemiyle İngiltere'ye kaçmıştır. Hatta kocasının yasını bile tutmadan zengin bir Ermeni bulup onunla evlenmiştir. Ali Suavi şahsiyet olarak da tuhaf ve tutarsız bir insan olmuştur. Halk tabakasından yetişmiş, sağlam tahsil almamış bir adam olduğu halde ilmi konuları ele almış ve kendisiyle tezat düştüğü birçok mesele olmuştur. Şöyle ki bir taraftan Türkçü görüşleri ileri sürmüş, bir taraftan Avrupa'da bile sarığını başından çıkarmamış, bir taraftan hilafeti reddetmiş ve bir taraftan da din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını savunmuştur. Biz okurlar ve meraklılar içinse geriye tuhaf bir hayat hikayesi ve ibretlik olan ani ölümü kalmıştır.